Merhaba sevgili izleyiciler, sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdilik durağımız Şehzadeler Şehri Amasya. Amasya'da inşaat ve yapı sektörüne yönelik hizmet veren Hido İnşaat'a konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Hakkı Kabacı ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun. Şimdi Hido İnşaat ve Yapı olarak birçok alanda ve birçok branşta hizmet veriyoruz. Tabii ki o bilgileri alacağız ama öncelikle firmanın geçmişiyle ilgili bilgi alalım. Sizden firmamız ne zaman kuruldu, nasıl oluştu? Firmamız 4 yıl önce kuruldu. 4 yıldan 10 yıl önce de taşörenlik yapıyorduk, ustalık yapıyorduk. Ustalıktan sonra dükkan açmaya karar verdik. Dükkan açtık. Abim, yeğenim, benim üçümüz olmak şartıyla. Malzeme satışına başladık. Malzeme satışından sonra alçı, boya, mantolama, uygulamalı birlikte işleri almaya başladık. Sonradan uygulamalı işler yapıyoruz. Alçı, boya, mantolama, detaylar ve bunun yanı sıra da satışlarımızı yapıyoruz. Hem toptan hem de perakende satışlarımız var. Hem toptan hem perakende satışlarımız var ve uygulamamız var. Evet. Ve tabii ki birçok alanda da hizmet veriyoruz. Evet. Ama öncelikli yalıt. Evet, yalıt. Öyle değil mi? Evet. Bu anlamda evleri koruyan ve aynı zamanda sağlıklı binalar üretiyoruz. Ve çözüm odaklı çalışıyoruz. Evet. Bu konu hakkında neler söylersiniz? Yalıtım doğalgaza geçtikten sonra otomatikmenin %50 tasarruf. Bir 300 liralık gelen bir faturaya yalıtım yaptığımız zaman 150 lira geliyor. Ve yazın da sıcak olan evlerimiz normal haline geçiyor, serinliyor. Sıcak olayı da ortadan kalkıyor. Kışın da %50 otomatikmen yarı yarıya düşüyor faturalar. Evet, bu anlamda birçok avantajı da sahip oluyorlar. Bayağı sahip. Evet. Ve evlerimize eski 15 yıllık, 20 yıllık bir evlerimiz şu anda yeni yapılmış bir ev şekline geliyor. Aynı zamanda estetik ve bina yenilenmiş oluyor. Evet, estetik ve bina yenilenmiş oluyor, evet. Bu da çok büyük bir avantaj. Evet. Tabii dünden bugüne inşaat olarak bu sektördesiniz ama nasıl ayakta kaldınız? Sektördeki dalgalanmalara rağmen ve birçok soruna rağmen nasıl ayakta kalabildiniz? Ve aslında çok büyük bir başarı bu. Evet. Malzeme satışından ziyade bizim önceden ustalığımız olduğu için, özellikle de abim yeğenim, götürü işleri almaya başladık. Hem buradan malzeme satışı, hem diğer taraftan götürü işleri yaptık, taşörenlik yaptık, resim işleri yapmaya başladık. Hem parakende, hem satış, hem de götürü işleri yaptığımız için bizim için gayet iyi oldu. Çok güzel hizmetler verdik. Hiçbir yerden sıkıntı çıkmadı bu zaman kadar ve aynı şekilde titizliğimize devam ediyoruz. Aslında işin özü ve ayakta kalabilmenizin sırrı altyapıyla alakalı. Çünkü çok uzun yıllardır sektördesiniz. Evet. 4 yıllık bir firma ama belki anda çok iş olan değil mi? 15 yıllık da bir tecrübesi olan bir firma. Muhakkak. Evet. Bu da size başarıyı getiriyor. Yapmış olduğunuz birçok proje var. Evet. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz sevgili izleyicilerimize? Tokat'ta kredi kurumlar yurdunu yaptık komple. 19 Mayıs Üniversitesi'nde şu anda 50 bin metrekare dış cephe yalıtım yapıyoruz. Taşova'da 100 daire yapıyoruz altındağ sitelerini. Amasya'da filli boya olaraktan ikinci el binalar yapıyoruz. 100 ödeyden 60 aya varan vadelerle 0 faizi, banka destekli.